Herkese selamlar. Taco Play kanalına hoş geldiniz. Ben Taco. Sizlerle bugün Assassin's Creed Odyssey oyununda bir görev yapalım dedik. Görevimizi seçtiğim Find and Rescue the Actor diye bir görev var. Bu görevde bir aktörü muhtemelen bir kaleden kurtaracağız. Assassin's Creed Odyssey oyununu birkaç haftadır oynuyorum. Belki 2 hafta olmamıştır bile. Fakat 70 saati bulduğu oyun süren. İnanılmaz güzel bir oyun. Çok beğendim. Eski Assassin's Creed oyunlarında hiç alakası yok. Zaten en son yanılmıyorsam Assassin's Creed 3'ü oynamıştım. Ondan sonraki oyunlar bana pek bana göre değildi açıkçası. Çok fazla kendini tekrar eden, sürekli yapılan aynı görevler, hatta oyunlarda bile birbirinin kopyasıydı, sadece işte ana hikayesi falan değişikti. Dolayısıyla Assassin's Creed oyunlarından biraz bir süre uzak kalmıştım. Fakat geçenlerde işte müthiş yapılan bir Valhalla tanıtımı oldu. Bu Valhalla tanıtımı beni o kadar heyecanlandırdı ki yani canım acayip Assassin's Creed oynamak istedi. Bu ve Valhalla'ya işte kendimi ısındırabilmek adına da ne yapayım dedim. Oynamışken Odyssey'i alayım, oynayayım dedim. Bu arada arkadaşlar şöyle birazcık şeyleri göstereyim. Kendi inventörümü göstereyim size. Silahlarımda her iki silahımda da, melee silahımda da, burada Poseidon'un mızrağı var. Burada da küçük bir dagger denilen işte bıçak türü hızlı saldırı yapabilen bir silah var. Her ikisinde de poison damage aktif. Yani düşmanlara vurduğum zaman, düşmanlara silahım isabet ettiğinde onları zehirliyor ve bir süre boyunca onu zehir aktif kalıyor kendileri işte damage over time şeklinde zarar almaya, canlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Okum da yine zehirli okları kullanıyorum. Bu zehre niyeyse çok hoşuma gitti. Zehir kullanmayı seviyorum. Onun haricinde zırhımda herhangi bir set yok. Bunların hepsi birbirinden farklı itemler. Bunların hepsine bir görünüş verdim. Assassin's Creed'in Assassin özelliklerini, Assassin görünümünü daha doğrusu kazandırabilmek için bir görüntü paketi yükledim. İkinci ve üçüncü loadout'larımda setler var. Ya bunları aslında hiç kullanmıyorum. Sadece ne olduğuna bakma için baktım. Burada işte bir avcı setim var. Bu Artemis set ekstra Hunter Ability bu puanları veriyor. Üçüncüsünde de Spartan Hero olması lazım. Hayır, Greek Hero set varmış. Burada işte resistansları arttırıyor. Yalnız bir dediğim gibi bunları sadece şöyle görünüşleri nasıl diye işte hepsi Legendary set olduğu zaman ne oluyor vesaire diye bakmak istedim. Bir de bütün hepsi itemleriniz Legendary yaptığınız zaman bir kupa alıyorsunuz PlayStation 4 için. Eğer kupa takip etmek isteyenler varsa böyle bir ikinci, üçüncü veyahutlarda açabilirler. Ben en çok bunu kullanıyorum çünkü Assassin Damage, Warrior Damage ve Hunter Damage'leri burada görülen damage'lerin en yüksek bonuslu olanları bu sette. Yani kendimi böyle ayarladım açıkçası. Biraz ability'lerden bahsedeyim. Oyun çok güzel bir RPG oyunu. Bu RPG özelliklerini oyuna çok iyi etkilemişler. Bu skill ağacı benzeri bir sistem var burada. En çok kullandığım skill'lerden başında bu geliyor. Rush Assassination. Bu Rush Assassination'da uzaktan bir bıçak atıyorsunuz düşmana ve o düşmanın yanına ışınlanıp direkt öldürebiliyorsunuz. Normalde Assassin'in özelliklerini kullanabilmek için neredeydi o bakayım? Şu muydu? Yanına arkasından gizlice yaklaşıp bu şekilde öldürebiliyorsunuz. Fakat bununla uzaktan da kendilerini öldürebiliyorsunuz. Burada can veren bir skillimiz var. Bunu da kısa yolların içine attım. Çünkü özellikle mercenary'lerde veya kalabalık dövüşlerde canımız hızlıca da gidebiliyor. Sık sık kullandığım bir ikinci skill de bu oldu. Üçüncü skill agility puan veren bu özel
ne diyebiliriz buna? Özel bir zaman süresinde işte 20 saniyeymiş bu. 20 saniyede bütün atak bonuslarınız, agility bonuslarınızın tamamını arttırıyor. Bu da güzel bir skill. Neyse, bunlardan kısaca bahsettikten sonra oyunun gereklerine dönebiliriz. Soru işaretleri var haritada. Hemen onlardan da biraz bahsedeyim. Tabii oyunda 70 saati devirdikten sonra şöyle bu sarı alan içerisinde benim yapmam gereken görev var. Sarı alan içine girdiğim zaman Ikarus'u çağırıp görev lokasyonunu belirlememi isteyecek muhtemelen. Şu soru işaretli yerler de özel bölgeler var. Burada bir mağara var diyelim mesela. Burada bir kamp alanı olabilir. Ne bileyim, şuralarda işte mağaralar olabiliyor, zindanlar olabiliyor. Şöyle daha şehirlerin içerisine bakalım. Şehirlerin içerisinde mesela şuralarda binaların içerisinde leader house'lar olabiliyor. Kaleler oluyor. İşte limanlar oluyor. Bunların hepsini ele geçiriyorsunuz. Ele geçirdikçe, daha doğrusu oralara gittiğinizde birkaç tane görev istiyor sizden. İşte şuradaki sandığı bul, özel sandığı aç, ne bileyim gizli itemi bul. İşte kaptanları öldür vesaire gibi veya generali öldür gibi. Onları tamamladığınız zaman şurada gözüktüğü gibi mesela burada 3 tane özel şey istemiş. Bir ostraçka denilen bir şey item bulmamı istemiş. Bir tane tablet bulmamı istemiş ve 2 tane de hazine sandığı açmamı istemiş burada. Ve ben bunların hepsini açtığım için haritada gördüğünüz gibi bir sarı tik var önünün üzerinde. Kısaca genel özellikleri böyle. Ben genelde bir göreve giderken önüme çıkan bütün soru işaretli lokasyonları girip kurcalıyorum ve olabildiğince hepsini işte tamamlamaya çalışıyorum. Şöyle bazı lokasyonlarda alfa hayvanlar var. İşte ayılar, aslanlar, kurtlar, işte domuzlar gibi. Bunların alfaları biraz daha güçlü oluyor, daha saldırgan oluyorlar. Onları öldürmeniz isteniyor falan gibi. Şimdi biraz daha ilerleyelim bakalım. Şu önümdeki askeri kampı daha önce tamamlamışım I need muhtemelen to ben. stay hidden. Evet, gizli kalman gerekiyor senin de. Bu arada görev için Ikarus çağır diyor. Ikarus böyle sarı olduğu vakit görevi bulmana yardımcı oluyor. Şurada görev var, orayı trackledim ve şu anda o görevin olduğu lokasyona doğru gidiyorum. Ve orada da bir tane soru işareti var. Soru işareti bu alanda muhtemelen bu. Mesela bana şimdi bir domuz saldıracak. O domuz sana saldırmadan önce ben onu öldüreyim şöyle hızlıcana. Çok uzaktaymış. Elimde şu silahı değiştireyim. Daha hızlı saldırmak için. Bu domuzlar falan aslında pek şey değiller, bir zorlukları yok. Hatta basitçe öldürülebiliyor. Fakat kalabalık şekilde saldırıyorlar. Domuzlar, kurtlar özellikle. Bu arada mesela ben az önce bir şey vurup domuzu da öyle bir tane ok atıp zehirlenmesini bekledim. Aynı şeyi bu keçide de yaptım. Şu derilerden birazcık toplamam gerekiyor. Çünkü itemleri upgrade edebilmek için bu derilerden lazım oluyor. O yüzden böyle gördükçe birkaç tane hayvanı vurup geçiyorum. Şurada saklanıp şimdi şurada gördüğünüz gibi 4 tane özel bir şey istiyor. Ben genelde buralara yaklaştığım zaman, yani bir görevi yapabilmek için yaklaştığım zaman Ikaros'u açıyorum. L2 tuşuna basılı tuttuğum zaman Ikaros bana nerede ne var hepsini gösteriyor. Bunu yapabilmek için şöyle bir mantık kullanmışlar oyunda. Ikaros bir kartal ve bu kartalın duyma gücü çok fazla. Bir hareketlilik olduğu yerlerde şöyle orayı duyuyormuş gibi bir imleç çıkıyor. Oraya gittiğim zaman, şöyle uzaklaştığım zaman da çok uzaklarda bile olsa şeyleri gösterebiliyor. İşte nerede ne var diye gösterebiliyor. Ben genelde askerlerin yerlerini de bakıyorum. Tabii oyunda biraz ilerlediğim için şu anda epey güçlüyüm. Askerlerin beni öldürme şansları çok zayıf. Eğer işte çok fazla kiralık paralı asker gelmezse eğer, başımda şu anda bir ödül yok. Muhtemelen buranın içine de alıp gideceğim. Fakat buradaki görevi göremiyorum acaba. Ha, aktörü kurtar diyor. Ha, şuradaki şeyi kurtaracağız. Ben hemen o içeriye dalayım. Çok fazla video süresini uzatmamak adına
Şurada yerde yatanları hemen öldürerek başlayalım. Oyunda şöyle güzel bir özellik koymuşlar. R1 artı R2 tuşuna bastığınız zaman böyle bir combo çekiyor. Bu combo epey iş görüyor. Çünkü o komboyu çektiği zaman aynı anda sağlığınızı da biraz yeniliyor. Başarılı kaçışlarınızda bazen çok hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Öyle bir skill var. O skill pasif skill, yani herhangi bir skill arttırmanıza gerek yok. Mesela bakın, canım şu anda azaldı. Gördüğünüz gibi bu komboyu yaptım ve canım fullendi. Bu hem sağlığımı yeniliyor hem de karşıdakine büyük zarar veren bir combo. Mesela şu anda da başarılı bir kaçıştan sonra çok hızlı hareket ettim. Yani aslında ben hızlanıyorum. Fakat karşı taraf yavaşlıyormuş gibi gözüküyor. Orada bir keçi varmış. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben genelde bunun gibi yerlerde şu benim görevde kurtarmam gereken kişi. Fakat ben burayı tamamlayabilmek için öncelikle diğer işlerini yapıyorum bu haritada ve bir daha hani buraya gelmek istemiyorum açıkçası, bunu tekrar yapmak için. Çünkü oyun zaten hani kendini tekrar etmeye başladı artık bu kadar saat sonra. Ve tekrar tekrar ben de bilerek aynı hareketleri, aynı işleri tekrar yapmak istemiyorum. Bu da gitti. Başka ne kaldı? Şu yukarıda bir tablet simgesine benzeyen bir şey var. Onu alalım. Download edelim. Evet, orası o tabletmiş. İki tane daha sandık lazım. Başka ne lazım? Ha, bir de klan şefi var. Klan şefi nerede acaba? Ha, o da muhtemelen karşı tarafta. Onu niye öldüremedik ki? Buradan giriş yok. Neyse, İkarus'u açalım bakalım. Klan, muhtemelen bu taraflarda klan şefi. Ha, şurada galiba. Az önce kurtardığımız eleman, hay Allah'ım, gitmiş klan şeflerinin o tarafa gitmiş. Ona peşinden koşuyorlar. Neyse, benim için de iyi oldu bu. Şöyle atayım bunu. Döverselim direkt. Peki. O tarafı galiba bitirdik. Şimdi biraz da buraya gidelim. Şurada bir tane sandığı zaten görmüşüz. Burada da ikinci bir sandığımız var. Sandık demeyelim de işte alınması gereken hazinelerden birisi. Dolayısıyla şu ilerideki klan şefini öldürüp şey de yaparsam, son sandığı da açarsam burayı da tamamlamış olacağım. Bak, kurtardığımız adama da vurduk. Arada kaynadı. Az önce aşağı düşen adama ne oldu? Ha, new location. Bu elemanların da aslında zırhları yok gibi gözüküyor ama birazcık ağır olmalarından kaynaklı herhalde. Epey vurmamız gerekiyor onları öldürmemiz için. Ha, bu klan şefiymiş hem de. Ben klan şefini daha arkada bir yerlerde diye düşünmüştüm. Şurada sandık var. Bu sandığı da açarsam burayı bitirmiş olacağım. Oyunun yapay zekası gördüğünüz gibi yerlerde. Yani yapay zekanın avına pek bir şey yok. Az önce beni gördü. Ha diye bir efekt koymuşlar oraya. O efektle bu güya bana saldırdı işte. Neyse, bunu da öldürdük. Ha, buralardan birkaç tane daha eleman geliyor bize. Şöyle bir göründüğüne geçelim. Orada çok değişik kombinasyonlar var. Her silaha özgü farklı kombinasyonlar var. Mesela öbür mızrağımı alayım ve mızrakla şu işi yapalım. Bakın, diğerinden oldukça farklı. Bunların da özellikle tabi upgrade'leri var. Upgrade ediliyor. Oyun sonu, yani oyun sonu dediğim şu karakterlerin, affedersiniz, karakterlerin şeyleri, ölüm sahneleri epey güzel olmuş, çok vahşice. Böyle bir oyun için bence gayet güzel. Buraları temizledik. Şimdi gidelim asıl görevimize bakalım. O görevde neleri kurtaracağız? Daha doğrusu o adamla nereye yapacağız?
Zaten herkesi temizlediğim için o adamı herhangi bir yere götürmemle ilgili hiçbir sorun kalmadı. Bunu kurtardık. Ne diyor? Bu adamın kaçmasına yardım etmemiz lazım. Hadi gidelim bakalım. Nereye gidersen seni takip edeceğiz. Buna benzer birçok görev var arkadaşlar. İlk birkaç tanesi oldukça zevkli oluyor. Fakat işte bunun gibi oyunu biraz ilerlediğiniz zaman açıkçası düşmanların aralarına saldırıp Anadolu'nun girişebiliyorsunuz. Bakalım ne diyor bu bize. Neyse bu konuşmaları da ben genelde geçiyorum. Bize bir görev daha verdi. I will kill the witch before she escape. Cadıyı kaçmadan öldüreceğim diyor veya işte erzaklarını zehirleyeceğim. Zehirli erzakları yok edeceğim diyor. Bize yeni bir görev verdi. Ben erzakları yok etmeyi seçtim. Bir cadının peşinden koşmak istemiyorum açıkçası. Buna da gidelim bakalım. Oyun çok büyük bir açık. O da ne ya? Burada bir at heykeli mi var? Oo, Minotaur. Oyunda böyle güzellikler var. Tamam, bir savaşçı bir Minotaur bu. Savaşçı bir Minotaur. Elinde kılıç var. Güzel. Karşısında kim var? Karşısında hiç kimse yok. Bunu buraya kim koymuş acaba? Neyse, biz görevimize devam edelim. Oyunda böyle güzellikler var. Mesela şu en çok kullandığım skill'i size göstermek istedim. Bakın 2, 3. Bir sürü adamı tek seferde, tek bir skill'de öldürebiliyorsunuz. Ve bu acayip işimiz oluyor. Çok kalabalıktı gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir şekilde tek seferde birçoğunu öldürebildim. Çünkü benim assassin damage'im oldukça yüksek. Onu tekrar göstereyim size. Mesela bir inventory hit kısmına geliyorum tekrar. Inventory kısmında bakın hunter damage'im 6400'lerde. Warrior damage'im işte bir silahta bu, diğer silahta bu. Fakat assassin damage'ıma bakın neredeyse 100.000. Yani bu diğerlerinin 10 katı. Ki yani 12-13 katı kadar. Dolayısıyla assassin damage'leri, assassin skill'leri inanılmaz kuvvetli. Ve bu az önce bahsettiğim en çok kullandığım skill'i de çok fazla kullanıyorum. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şu şeyleri yakmam lazım. Çünkü ben görevde bunları seçtim. Bunu kaldı. Şunu patlat yaktık. Onu da yaktık ve hepsi bitti. Şimdi ne diyor? Doktorla konuşmamı istiyor. Doktor nerede? Sürekli bu yöne doğru götürüyor bizi bakalım. Ha bu arada kontrolünüzün alt tuşuna basılı tuttuğunuz zaman bir ıslık çalıyor ve yanınıza bir at geliyor. Kendi atınız var yani oyunun ilk bölümlerinde bir at seçiyorsunuz ve bu ata istediğiniz skinleri yükleyebiliyorsunuz. Ben Ubisoft Club'dan daha doğrusu bir at skini aldım. Yani bunun için tabii bir para falan vermedim. O bir hediye. Bir unicorn skini. Açıkçası benim hoşuma gitti. Birkaç tane de skin oyunun içerisinde zaten hikaye ilerledikçe bulabiliyorsunuz. Konuşalım bakalım bununla neler yapıyor bu. Evet, görevimiz böylece bitti. Bunun gibi yüzlerce görev var. Çok fazla sizleri tutmak istemiyorum. Yeni bir görev de almışız. Bu görevi de bir sonraki videoda yaparız. Ben Taco sizlere şimdilik veda ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videoyu like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye and smile.